Satya Türk'ten lezzetli sohbetlerden herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Deniz İknur Bayfırat. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. Güzel bir günün sabahında sizlere merhaba diyoruz. Gerçi öyle oldu ama olsun, sorun değil. Bugüne kadar zamanınız umuyorum ki güzel, keyifli geçmiştir. Ama emin olun şu saatten sonra daha güzel, keyifli vakit geçireceksiniz. Yaklaşık 1,5 saat kadar vaktinizi rica edeceğiz sizden. Biliyorsunuz ki her gün, hafta içi her gün saat 12'de sizlerle buluşuyoruz. Ve yaklaşık 1,5 saat kadar da sizlerin evlerine misafir oluyoruz ve sizlerle de iletişim halindeyiz her zaman. O yüzden bugün de haftanın ilk gününde güzel, keyifli bir program olacak. Sevgili Gülşen Hanımcığım ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Ve hayatımızdaki işaretlerden bahsedeceğiz. Şu kadarcık kısmını söyleyeceğim, gerisini kendisi anlatacak efendim. Nasıl işaretler mesela, ya da biz bu işaretleri görüyor muyuz, duyuyor muyuz, dikkate alıyor muyuz, bunlardan bahsedeceğiz. O yüzden ilginç bir program olacak, keyifli bir program olacak. Şimdiden haberiniz olsun efendim. Bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmek isterseniz bir WhatsApp numaramız var ki arkadaşlarım hazır ekrana yansıtmışlar telefon numarasını, ben de paylaşmak isterim. 0533 400 23 50 20 numaralı hattan lezzetli sohbetlerle ilgili olabilir ya da diğer Satya'da Türk'te yayınlanan tüm programlarımızla ilgili bizlere görüşlerinizi ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Şimdiden bilginize efendim. Ve biliyorsunuz ki pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mutfağımızda Desir Şef'imiz var. Kendisi bugün çok güzel, keyifli bir tatlı yapacak. Ne yapacak? Kendisine sormak istiyorum. Merak ediyorum. Gelin hep birlikte yanına gidelim. Merhaba şefim. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Oh! Tatlı bugün, nasıl belli? Evet, çikolatalar bugün, meydanda. Bugün çok güzel bir ekler tatlısı yapacağız. Ekler yapacağız. Evet. Çok gayet basit, gayet pratik bir şekilde anlatacağım. Güzel bir tarif vereceğim. Aha. Afiyetle yiyebilir herkes. Hemen başlamak istiyorum lütfen, isterseniz. Lütfen hemen. 150 miligram kadar bir süt, 150 miligram kadar da suyumuz. Yani bu ölçeği yarım su bardağı kadar da ayarlayabiliriz. Tamam. Yarı yarıya süt ve su. Yarı yarıya süt ve suyumuz var burada. Bunlarla beraber 100 gram kadar da bir un kullanacağız. Çok az bir şey tereyağı ve 4 yumurta sarısı kullanacağız. Bir çimdik de tuz attıktan sonra güzelce hepsini karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra hamurumuz hazırlanmış olacak. Ön hamurumuz budur. Daha sonrasında onları biz istediğimiz boyutlarda bir hamurlar yapacağız. Ve bunları 190 derecelik bir fırına pişmeye bırakacağız hemen. Yüksek ısıda pişecekler. Şöyle önce 150, daha sonra 190, özür diliyorum. Önce 150'de çünkü içinde pişmesi gerekiyor. Evet. Ama bunların bu hamurun bir özelliği var. Piştiği zaman içi boş kalıyor. Evet. Çok da güzel olacak. Çok da keyifli güzel oluyor. Olacak. Diğer taraftan da bir pastacı kreması dediğimiz bir krem hazırlayacağız. Çok asıl sevdiğim lezzet orada. Gerçekten nasıl severim ama şeyini seviyorum. Sadesini seviyorum ben. Sade yapacağız. Evet. Ben burada görmüş olduğumuz çikolataları üzeri için ayarladım. Bunu da biz benmari usulü eriteceğiz. Yani bir tenceremizde su kaynatacağız. Diğer küçük bir tenceremizde onu buharda bir nevi eritmiş olacağız. Çünkü öbür türlü yanıyor. Evet. Yanmaması içinde biz su kullanacağız. Burada yarım litre bir süt kullanacağız. Şekerimiz var, vanilyamız, kabartma tozumuz var ve tereyağımız var. Güzelce bunları bir çırptıktan sonra yaklaşık 50 gram, 60 gram kadar da bir nişasta kullanacağız biz. Kıvam alsın diye. Kıvam alsın diye. Kıvamı aldıktan sonra zaten renginde yumurta sarısı verecek gene. 4 tane bir yumurta kıracağız içerisinde. Güzelce bunları biz bir çırpacağız. Çırptıktan sonra çok düşük bir ısıda. Çok düşük bir ısıda bunları biz bir ısıtmaya alacağız. Temperleme diyorlar buna genelde. Evet, evet. Onun kaynatmıyoruz. Amacı da, evet, kaynatmıyoruz çünkü yumurta pişmesin. Amacımız burada yumurtayı pişirmeden bunu biz bir homojen bir krema haline getirmek. Daha sonrasında ilerleyen safhalara tekrardan davet edeceğim sizi. Nasıl yapıldığını anlatacağım. İsteyen içerisine delik açıp sıkabilir, isteyen yandan kesip sıkabilir. Arzu ve isteğe kalmış. Biz nasıl yapacağımızı geldiğiniz zaman tekrardan tarif edeceğim size. Çikolatamızı da burada biz üzerine sürmek için istersek dekoru yapabiliriz bir poşet yardımıyla, istersek de direkt böyle bir batırabiliriz. Onda bakarız. Onda bakarız. Canımız nasıl isterse. Evet. O ana kalmış. Evet, nasıl istersek o şekilde olacak. Ama aslında toplamda 8 yumurta kullanacağız, doğru anladım doğru değil mi? Doğru.
Doğru. Bir an gözüm korkmadı değil 8 yumurtada. Ama zaten içinden bir tanecik yiyeceğiz. Bir tane yiyeceğiz, evet. Hepsini asla bitirmeyeceğiz. Tatlıyı asla. Diyet yapıyoruz. Ah, hiç sevmeyiz zaten tatlıyı. Çikolataları evet. Görünce gözüm döndü. Vanilya da kullanacağız. Bu da vanilya da yumurtanın o tadını. Evet, kokusunu alması biraz. İçin birazcık. Vanilya kullanacağız. Ama yumurtanın miktarı gözümüzü korkutmasın. Korkutmasın. Zaten evet. Hepsini yemeyeceğiz efendim. Tadımlık. İçinden bir tanecik tadımlık yiyeceğiz. Kahvenin yanında. Boyutu önemli değil. Değil mi? Var ya öyle şeylerde. Sosyal medyada çıkıyor karşımıza. Evet. Diyetisyenim işte bir ekmek yememi söyledi ya da bir dilim ekmek yememi söyledi. Ama bir dilim ama şöyle kesmiş. Ekmeği bir dilim. Yanlamasına kesmiş. Yanlamasına kesmiş falan. Aynen öyle. Biz bir tanecik yiyeceğiz. Bir tanecik. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum ben de. Ve sevgili izleyenler, tatlıyıp tatlı konuşacağız bugün belli ki. Bir de Rabbin o tatlı sözüne bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Filipeliler 2. bölümden 12. ve 18. ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu ayetlerde kurtuluşunuzu etkin kılın diyor efendim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi. Yalnız ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğumda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun. Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor. Hepinizin sevincine katılıyorum. Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın. Amin. Rabbin sözünde de söylediği gibi gerçekten sonuna kadar dayanacağız. Rabbin adını yücelteceğiz. Çekişmeler yaşamadan aramızda inişler çıkışlar olsa dahi Rabbin bizim için gösterdiği hedefe doğru durmadan koşarak ilerleyeceğiz, gayret edeceğiz. Rabbin sözünde kaldığımız, onun sözünü işittiğimiz, duyduğumuz ve işaretlerine cevap verdiğimiz bir gün olsun efendim. Gülşen Hanım birazdan bizlerle birlikte olacak. Konumuz işaretler dedim. Bakalım hangi konular üzerinde daha çok duracağız. Şimdi lezzetli sohbetlerde kısacık bir araya gidiyoruz. Sonrasında buradayız efendim. Bizden ayrılmayın. Zamanda Rab her birinize konuşsun, dokunsun. Kendi sözü aracılığıyla yüreklerimizde bir değişiklik yapsın. Belki ilk defa ekranlarını açanlar vardır. Nedir perdenin arkası diye soranlar vardır. Ve Tanrı'nın perdenin arkasında neler yaptığını anlamaya, çözümlemeye çalışıyoruz. Samimi Mesih'in halkı tamamen ona benzemek için çıktığı yolculukta sadelik içinde ona tapınır. İmanımız sınanacak. Ama sadık kaldığımızda yaşam tacını giyeceğiz. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla Şehrin Kalbi her Perşembe saat 20'de Sat 7 Türk'te. Senin evinde devamlı yaşayacağım.
sonsuza dek sevdiğine güvenirim. Sonsuza dek, sonsuza dek sevgiline. Ekranlarından iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hristiyan Yardım Kuruluşu Acil Durum Hastanesi kuruyor. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. 80 kişi hayatını kaybetti. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi her çarşamba ve her cuma 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında. Haberlerimiz ilgili ayrıntıları haber.saat7turk.com adresinden takip edebilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bendeniz bir Rab emektaşıyım. Kutsal kitabın ışığında Tanrı'ya dair konuşuyoruz efendim. Yaşama dair, kendimize dair. Ama Tanrı'ya biliyor musunuz doğru şekilde yaklaşma. Rabbim berekettir bu ekran bizim için. Büyük bereketli. Çok dua ediyoruz bu ekran için. Rabbe çok şükrediyoruz. Kutsal ruh bir gerçek. Kutsal ruhu almak gerçek. Tanrı'yla tanışmak gerçek. Kutsal ruh, Tanrı ruhu gelip senin yüreğinde ruhunla yaşaması gerçek bu.
Evet sevgili izleyenler, tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gülşen Hanımcığım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk Gülnurcuğum. Çok şık görünüyorsunuz. Siyahlar pek bir yakışmış. Çok teşekkür ederim İknur. İyisiniz. Çok sağ ol. Hamdolsun. Gerçekten iyiyim. Umarım sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok şükür. Haftanın ilk gününde klasik bazen pazartesi sendromu olsa da idare ediyoruz. Ara ara oluyor bu bende. Her zaman değil ama ara ara oluyor. Ama bugün yok. Ne güzel. Bugün yok, her şey yolunda çok şükür. Rabbin lütfuyla yine geldik, buradayız. Rabbin sözünde elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün izleyicilerimize de önemli bir konudan bahsedeceğiz. Evet, izleyicilerimize söyleyelim konumuzu. Hı hı. Konumuz aslında hayatımızdaki işaretler. Evet. Biraz açınca daha iyi anlaşılacak. Hı hı. Ama ben öncelikle trafik ışıklarından örnek vermek istiyorum. Hı hı. Çünkü trafik ışıklarında bir yola çıktığımız zaman bakıyoruz. Yani kırmızı yandığı zaman duruyoruz. Hmm. Bizim için bir işaret bu. Sonra devam ediyoruz. Evet. Gene trafik levhaları bizim için bir, hani bir hedefimiz varsa o hedefe göre bakıyoruz levhalara. Ve ona göre yolda ilerliyoruz. Yani bir çıkmaz yol gördüğümüz zaman oraya sapmıyoruz. Ya. Değil mi? Çok iyi. Çok güzel örnek. Sıkıntı yaşadığımız zaman gerçekten durup trafik levhalarını kontrol ediyoruz. Artık daha gelişmiş aletlerimiz var. Navigasyona soruyoruz, evet, soruyoruz. Değil mi? Arada bir tartışıyoruz navigasyonla. Hayır, ben daha iyi biliyorum diye. Diyoruz. Trafik nerelerde yoğun, evet. Nerelerde? Yani bir sürü işareti kullanarak yol alıyoruz. Yalnızca dışarıdaki işaretlere bakmıyoruz aslında. Arabamızdaki işaretlere de bakıyoruz. Sorma. Değil mi? Herhangi bir böyle bir ışık yandı mı bütün bedenim kas katı kesiliyor. Ah ne oldu şimdi? Ya da herhangi bir yerden ses geliyor. Pencereden kulağımı dışarı çıkartıp nereden geliyor? Herhalde şuradan geliyor. Ben buna bir bakmalıyım deyip endişe etmiyor değiliz. Tabii yani mesela yağ ışığı yandı. Yağ. Yani diyebilir miyiz ki? Yanmaması lazım. Yanmaması lazım. Ama diyelim yandı. Ya evet. Ne yapıyoruz o zaman? Yani boş ver sonra bakarım demiyoruz. Demiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? İşte yağ tamamlama. Evet. Önce bir motoru kapatıyoruz. Değil mi? Aynen. Yani öncelikle ne yapacaksak düşünüyoruz. Evet. Ondan sonraki adımları atıyoruz. Durumun vahametine göre benzin bittiyse gidebileceğimiz mesafeyi biliyoruz ve ona göre bir benzinci arıyoruz. Evet. Yani hem içeriden gelen uyaranlara hem dışarıdaki uyaranlara, işaretlere dikkat ederek devam ediyoruz yolumuza. Evet. Yani bunun dışında mesela hastaneler aklıma geliyor. Ben çok kullandığım bir yer. Evet. Senin ikinci yaşam alanın. Öyleydi. Şu anda değil, evet, ama daha az şu anda. Eskiden evet. Öyleydi. Islak zemin görürsek eğer, ıslak zemin levhasını koyduklarını görürsek orada daha dikkatli adımlar basıyoruz. Atıyoruz. Kuru yerlere bakıyoruz. Kaymamaya özen gösteriyoruz. Evet, evet. Bir işaret bizim için ıslak zemin levhası. Ya da radyasyon, yani radyoloji yazıyorsa ve bir film çekilen alandaysak kapıyı açıp içeri dalmıyoruz yani. Aynen öyle. Kendimizi tehlikeye atmıyoruz. O bizim için bir uyarıcı işaret oluyor ve biz bu işarete göre bir davranış geliştiriyoruz. Yani devam edeceğim, fiziksel işaretlerimiz var mesela, ağrı gibi. Başım ağrı diyoruz mesela, aslında o bir işaret. Evet, bir işaret. Dikkatimizi vücut o bölgeye çekmek istiyor. Ya da en azından hani daha da acil ağrılar vardır. Yani diyelim kalbimiz ağrıyor, sol tarafımız ağrıyor ya da kolumuza doğru yayılıyor, sırtımıza doğru vuruyor. Böyle hafif hafif soğuk soğuk terliyoruz. Ne deriz? Ya boş ver sonra bakarım ben buna demiyoruz. Acil hastaneye kalp gidiyoruz. Kalp krizi geçiriyorum galiba, diyoruz. Evet. Dişimiz ağrıdığında gene aynı şekilde. Ağrı bizim için bir işaret. Ve bu işaret bizim ne yapacağımız yönünde bizi bilgilendiriyor aslında. Bana bak, benimle ilgilen, bana özen göster, evet. Bir problem var burada, bir sıkıntı var. Yardımına ihtiyacım var, evet. Diyor. Senin dikkatini buraya çekmek istiyorum diyor. Yine başka işaretler de var vücudumuzda. Mesela bağırsak sistemimizde bazı bozulmalar. Evet. Yani cildimizde bazı döküntüler, renk değişiklikleri, kızarmalar, şişmeler, ateş
hissi. Ya arada yani, ayaklarımıza ateş basıyor. Bir işaret bunlar. Ya bunları hep işaret. Vücudumda işte bazı eksiklikler var. Lütfen gidip test yaptır. Ne evet, eksiklik varsa yerine koy diye sana bir uyarı yolluyor evet, aslında. Bir işaret yolluyor hı-hı, vücudun. Ya da herhangi birimize. Evet. Yani bunun gibi daha pek çok örnek verebiliriz bedensel olarak bize hı-hı, bedenimizin yolladığı işaretler hakkında. Bundan öte hani bu fiziksel rahatsızlıklar için söz konusu ama düşünsel işaretlerimiz de var bizim. Hı-hı. Bunun üzerinde biraz duracağız. Tamam. Çünkü düşünselin üzerinde biraz evet, duracağız. Evet, bilişsel diye hı-hı, tanımlayabiliriz, düşünsel hı-hı, diye tanımlayabiliriz. Ama bunun duygusal sonuçları da oluyor. Çünkü öncelikle düşünsel bazı problemler, bilişsel bazı problemler yaşıyoruz. Algıyla ilgili problemler yaşıyoruz ve bunlar duygusal sonuçlar doğuruyor. Böyle düşündüğümüz zaman duygulanım olarak da buna uygun şeyler üretmeye başlıyoruz, duygular üretmeye başlıyoruz. Bu da bizim psikolojik olarak bazı sıkıntılar yaşamamıza neden olabiliyor. Hı hı. O yüzden hani %100 böyle kişiden kişiye ben her zaman bunu belirtme ihtiyacı evet, hissediyorum. Herkes de farklı. Her çünkü, kişi kendine özel. Evet. Her kişinin süreçleri kendine özel. Her kişinin durumu da kendine özel. O yüzden aynı hastalığı yaşayan insanlar bile farklı belirtiler gösterebilir. Tabii ki ortak belirtiler söz konusudur ya da genelleyebileceğimiz belirtiler söz konusudur. Ama işte bu belirtiler var o zaman sen busun deyip olmuyor, etiket yapamıyoruz. Evet, çünkü yaparsak, dediğin gibi herkesin evet, işaretleri, belirtileri, söylenen rahatsızlıkları, tedavisi her şey o kadar farklı ki karakterlerimiz zaten bambaşka. Tabii tedaviye aha, verdiğimiz yanıtlar da bambaşka, farklı olabilir. O yüzden hani ben böyle bunları söylerken hı-hı, genellemeler yaptığımı, %100 bunun böyle sizin için de geçerli olacağını, hı-hı, Ayşe Hanım için de, Ahmet Bey için de bunlar geçerlidir, bu tam doğrudur diyemeyiz. Demiyoruz, evet. Demiyoruz. Hı-hı. Dersek yanılmış oluruz. Tabii. Çünkü haksızlık etmiş olacağız. Her birimiz biricik yaratıldık çünkü. Evet, değil mi? Rabbin göz bebeği olarak. Ben o ayeti çok seviyorum ya. Çok güzel. Çok güzel çok gerçekten. Tanrı'nın bize bakışını çok evet, gösteren bir ayet. Bizim özel olduğumuzu çok hı-hı, ifade eden bir ayet ve çok sevinç verici bir ayet değil gerçekten. Ben böyle canım sıkıldığı zaman falan hatırlıyorum ve istem dışı şey oluyorum böyle hani suratımda kocaman bir gülümseme ve sessiz sessiz gülmeye başlıyorum. Ya evet falan diye. Bir esenlik, bir gerçekten sevinç, bir öyle, huzur geliyor içine. Evet. Gerçekten yani bunu yaşayan herkes hı-hı, böyle hissediyor. Gene herkes dedim evet, ama genellikle böyle hissediyoruz evet, diye belirtmiş olayım. Hı-hı. Şimdi devam edeceğim seninle bu lütfen, şeyi konuşmaya ama gene notlarıma şöyle bir en elime sevdiğim kısım, almak istiyorum. Notsuz bakmıyoruz efendim. Öncelikle notlarımıza bakıyoruz. Doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. İşaretlerden de bahsedebiliriz. Yani bu işaretlerin dışında bir kişiyle tanışırken mesela bizim evet, bazı işaretlerimiz vardır. O kişiyi değerlendirirken kendi yaşamımız içinden süzüp getirdiğimiz işaretler vardır. Hı hı. Bu işaretler bize o ilişkilerin nasıl ilişkiler olacağını, yani samimi bir dostluk hmm, haline mi dönüşeceğini, yoksa merhaba merhaba mı kalacağını ya da... Hissediyoruz. Hissetmenin ötesinde o işaretleri evet, aslında yorumluyoruz farkına bile varmadan. Hı hı. Çok ona merak göre ettim, adımlarımızı atıyoruz. Bazen hakikaten yanılabiliriz. Olabiliyor. Evet. Olabiliyor, olmuyor demiyorum. Ama genelde... ama her birimizin evet, hani kendi karakterine evet, göre, kendi frekans diyorlar buna hı hı, böyle uyuşan frekanslar. Evet. Göre, değişik ölçülerde böyle bir şeyimiz vardır. Hı hı. İşaret sistemimiz vardır. Evet. Bu sistem içinde de yani örneğin ben şunu örnek vermek istiyorum. Issız bir yolda yürüyorsun İknur ve arkandan ayak sesleri geliyor. Hı hı. Genel olarak nasıl değerlendirirsin bunu? Issız bir yerde yürüyorum. Biraz ıssız. Ve arkamdan biraz ayak geç, sesleri hı, geliyor. Yani daha önce duymadıysam ve bir anda duyduysam o sesi arkama dönüp bakarım kim geliyor diye.
Hani ruh halim o anda endişeli olabilirim. Issız yerde olduğum için. Hele ki benimle birlikte yürümüyor, bir anda çıktı ortaya. Endişelenebilirim. Tedirgin olurum diye düşünüyorum. İşte oradaki işaretlere bakarız değil mi? Evet. Gelen kişinin hızına bakarız, gelme ayak seslerinin tipine bakarız. Farkına bile varmadan o kişinin ağırlığının nasıl bir şey olduğunu değerlendiririz. Üzerimize doğru mu geliyor, yan taraftan mı yürüyor, bütün onları değerlendiririz. Hiç bilincimizin dışında bir değerlendirme, bir işaretleri okuma sürecimiz söz konusu olur. Ondan sonra bunu tehditkar, hani tabii kendi algımız da çok önemlidir burada. Senin söylediğin gibi o gün belki yaşadığın başka olaylarla da birleşir bu. Ya da o dönem içinde duyduğun haberlerle de ilgili olabilir. Kesinlikle. Yaşadığın yerle de ilgili olabilir. Her şeyle ilgili, dolayısıyla hani bir takım işaretleri, bir takım bilgileri kafamızda birleştiririz. Ona göre bu adım seslerini tehditkar olarak algılayabiliriz. Ya da yolda yürüyen birisi diye algılayabiliriz. O yüzden bizim işaretleri sürekli okuduğumuzu bilmek lazım. Evet. Yani biz sürekli olarak etrafımızdan gelen verileri kendi işaret süzgecimizden geçiriyoruz. Kendi değerlendirme sürecimizden geçiriyoruz. Ve ona göre bir davranış belirliyoruz. Koşmaya başlayabiliriz, dönüp saldırabiliriz ya da donup kalabiliriz, hiçbir şey yapamayabiliriz. Bilmiyoruz tabii ki, evet. Ama bu da gene bizim background'umuza, geçmişten getirdiğimiz karakterimize, her şeye bağlıdır yani. Evet. O yüzden de hani sosyal hayatımızda da bunu çokça kullanıyoruz. Daha ileride Kutsal Kitap, ben kendimle ilgili biraz söz edeceğim ve Kutsal Kitap'ın bu konuda söyledikleriyle ilgili de bir ayet okumayı planlıyorum diyeyim. Süremizi en iyi şekilde kullanalım, o zaman. Sonuna kadar bitirebilelim bu konuyu istiyorum gerçekten. Çünkü her zaman bunu yapamıyoruz biz değil mi? Evet, gerçekten öyle. Çünkü o kadar güzel sohbet açıyor, konuyu açıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz, ah diyoruz ya, bundan bahsedecektik, yine kaldı. Bugün lütfen kalmasın. Evet, ama şunu da söylemek istiyorum. Gene mesela birisi, dilini bilmediğin biriyle karşılaştığında seninle konuşurken değerlendirmeler yapıyorsun. Yani o insan sana küfür mü ediyor, güzel bir şey mi söylüyor, seninle tanışmaya mı çalışıyor, seni ne istiyor? Beden dilini bu sefer anlıyoruz. Evet. Yüzünün ifadesini, bakışlarındaki ifadeyi, sesinin tonunu ve kelimeleri, kullanış biçimi senin için birer işaret oluyor ve ona göre bir yönelim gerçekleştiriyorsun. Ne oluyor ya'dan olabilir. Ha, ben de sizi tanımayı isterim. Hiç anlamadın halbuki. Olsun. Ama teşekkürler deyip hani kendi dilinde belki devam gidiyorsun. Devam ediyorsun aynen. Yani bu bizim gerçekten işaretleri okuduğumuz alanlar, ama özellikle o bilişsel düzeydeki işaretleri okumak biraz daha zor. O yüzden özellikle onları belirtmeyi istiyorum. Çünkü onlar bizim çocukluğumuzdan itibaren getirdiğimiz, bazılarını sonradan edindiğimiz, bazılarını oradan getirdiğimiz algılarımızdır esas olarak. Yani düşünme biçimimizdir, algılama biçimimizdir. O yüzden hani buralarda ki işaretler ne zaman tehlike içeriyor diye soracağımız zaman bu noktalara bakabiliriz. Anladım. Bir tanesi bunlardan. Bulunduğumuz durum veya yaşadığımız olay hakkında belki de elimizde yeterince veri yokken olumsuz sonuçlar çıkarmak. Yani hemen peşin hüküm vermek gibi aslında. Yani diyelim ki ben biraz geç kaldım ve sen... Sebebini bilmiyorum aslında, niye geç kaldın. Esas olarak ben senin tavrını bilmiyorum. Geç kaldım ve diyorum ki kendi kendime, evet İlknur bana çok kızdı. Artık benimle çalışmak istemeyecek. Anladım. Halbuki kendi kendimize elimde yeterince veri yok bununla ilgili. Sana sormadım. Belki İlknur panik halde, Gülşen Hanım'a ne oldu diye. Belki. Evet. Ben ama kendi kendime bu konuda bir yargıya varıyorum ve olumsuz olarak hemen damgalıyorum bu olayı.
benim için olumsuz bir şey olarak damgalıyorum. Bu otomatikleşen bir düşünce. Anladım. Hayatımızın birçok alanında bu, ailemizin içinde de bunu yaşayabiliyoruz. Başka alanlarda da, iş alanlarında da, dostluk alanlarında da yaşayabiliyoruz. Yani bunu belirtelim. İkincisi, hayatı ya hep ya da hiç görmek. Yani mesela buna da ne örnek verelim bugünkü koşullarda? Mesela ben korona olursam kesinlikle ölürüm. Ha, net kendince, evet, yani siyah ya da beyaz. Evet. Evet ya da hayır beni, gibi. Beni sever, evet, ya da benden nefret eder gibi. Hiç ortası yok. Ortası yok. Gri, anladım, tonlar kaybolmuş, aradaki olasılıklar kaybolmuş. Ya harika olacak ya berbat bir hal olacak. Böyle algılamaya başladıysak, baktığımız durumları böyle görmeye başladıysak, özellikle koronayı örnek verdim. Evet. Çok gündemde olan bir nokta olduğu için. Korona olabiliriz, hastalanabiliriz ama iyileşebiliriz de, daha kötü de olabiliriz. Ama eğer bizim düşüncemiz kesinlikle kötü olacaksa, o zaman bir alarm, bir işaret, bizim bilişsel problemimiz olduğuna dair bir işaret edinmiş olabiliriz. Evet. Evet, devam edelim. Olumsuz tecrübeye dayanarak genelleme yapıp her şeyin olumsuz olacağını düşünmek. İşte az önceki gibi. Evet. Geç kaldım, acaba ne oldu? Kesin bundan, bir daha görmek istemiyor. Bundan biraz daha fazla. Yani diyelim ki sen bana öfkelendin. Bunu genelliyorum. Eşim de bana öfkeli zaten. Çocuklarım da beni dinlemiyor, beni sevmiyorlar. Onlar da beni sevmiyor. Zaten ben sıkıcıyım. Zaten kimse beni istemez. Direkt olarak kendine yüklenmeye kendine başlıyorsun. Kendine yüklenme, aslında suçluluk duyguları, kendini değersiz ve önemsiz hissetme duyguları küçük bir olayda bile hemen su yüzüne fıkırdamaya çıkmaya başlıyor. Ve bu genelleşmeye başlıyor. Birincisinde genelleme olmayabilirdi ama bu ikincisinde genelleme artık olmaya genelliyor. Başlıyor. Çevresini de işin içine katıyor çünkü. Evet, başka olayları, başka şeyleri de işin içine katıyor. Dolayısıyla burada da bizim için bir işaret var. Bilişsel düzeyde bir problem yaşıyor olabilirim, bu işareti takip edeyim dememiz gerekiyor. Onun dışında bu akış içinde zaten problemler kendi kendine gittikçe fazlalaşıyor. Birkaç örnek verebiliriz. Yani bu algılama ve bilişsel düzeydeki şeye. Ben zaten beceremem. Çok sıkıcıyım. Her şey anlamsız. İyiye giden hiçbir şey yok. Bu durum asla düzelmeyecek. Bu problemi çözmek mümkün değil. Hep negatif. Gibi. Evet, negatifleşme artık bizim duygularımız da buna eşlik etmeye başlıyor. Bununla ilgili işte değersiz, az önce sözünü ettiğim gibi özgüven eksikliği, değersizlik duyguları, kendi yeteneklerini ve dengelerini görememek, bunlar artık gözünde önemsiz hale gelmeye başlıyor. Olumsuz yanlar büyüyor, olumlu yanlar yokmuş gibi davranılıyor. Evet. Tabii ki her birimizin zayıf olduğumuz, güçlü olduğumuz yanlar var, zayıf olduğumuz yanlar var ve genellikle hayatımızda bunlar bir dengededir yani. Zaman zaman bazıları daha güçlü olduğumuz yanlarda zayıflarız. Bir günümüz bir günümüze bile tutmuyor ki bazen. Bazen tutmuyor yani, gerçekten. Hiç belli olmuyor. Yani dün inanılmaz enerjik hissediyor olabilirim ama bugün sanki bütün yük üstümdeymiş gibi. Dünya üzerime geliyormuş gibi. Evet, hissedebilirim ya da bugün çok mutlu olabilirim ama yarın birazcık daha duygusal olabilirim. Değişebiliyoruz. Yani birazcıklar çok önemli değil tabii ki biz. Hani güneş açtığı zaman bile, evet, hani daha çok enerjik hissediyoruz kendimizi. İkimiz de gülümsemeye başlıyoruz, değil aynen mi? Öyle. Daha enerjik hissediyoruz. Evet. Bahar aylarında daha iyiyiz. İşte kışın çökük bir havada, karanlık bir havada daha depresif hissediyor olabiliriz. Ama bu esas olarak bizim yaşam biçimimiz değil. Ama bunlar, bu bilişsel bozulmalar bir yaşam biçimi haline geliyor. Ve gittikçe bizim duygu durumumuzu bozmaya başlıyor. Algılarımızı ve verdiğimiz yanıtları bozmaya başlıyor. O zaman
Sosyal ilişkilerimizde de geri çekilmeye başlıyoruz. Aile içinde de sorunların çözümüne odaklanmıyoruz. Çözümsüzlüğe odaklanmaya başlıyoruz. Baktığımız yer, hani derler ya, bardağın dolu tarafına mı bakıyoruz, boş tarafına mı? Bardağın boş tarafını görüyoruz. Odaklanıyoruz daha o çok. O dolu tarafla neler yapabileceğimizin, ne kadar harika şeyler ortaya çıkabileceğinin hiç farkına varmıyoruz. Halbuki, onları beslemiyoruz. Halbuki bardağın hani boş tarafını, oh bir bardak su içtim diyerek baksa, hani o güne kadar etmiş olduğu tecrübeler, yaşamış olduğu şeylere baksa, geri kalanını da tecrübe edecekmiş gibi baksa, bardağı hiçbir zaman boş görmeyecek bence. Kesinlikle, ama işte o durumdayken maalesef bu böyle şey gibi, kart topu gibi böyle biraz büyüyor, birazcık artıyor. Duygusal olarak kendimizi olumsuz duygular içinde hissettikçe çevremize daha depresif gözlerle, daha olumluyu değil olumsuzu görebilecek kapasiteye sahip olarak bakıyoruz. O yüzden hani bizim için bunlar işaret olsun diyorum. Evet. Yani kendi güçlü yanlarımızı, güçsüz yanlarımızı değerlendirirsek ve bunlar hakkında bilgi sahibi olursak biraz daha özgür hissedeceğiz değil bu noktalarda. Mi? Duygularımızın geçişleri o zaman daha sert olmayacak. Daha böyle sert inişler, çıkışlar olmayacak. Daha yumuşak geçişlerimiz yumuşak olacak. Yumuşak geçişler olacak. Yani biz her zaman tabii ki farklı duyguları yaşayacağız. Tabii ki. Çok şükür ki yaşayacağız. Yani her zaman lay 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 olamayız olmaz, yani. Olmaz tabii ki. Olursak bir şeyleri gözden kaçırırız. Evet. Ayrıca. Kesinlikle evet. Öyle. Yani mutlaka hepimizin çok mutlu olduğu gün, çok mutsuz olduğu gün, heyecanlı hissettiği, duygusal hissettiği, korktuğu, ne bileyim o kadar fazla yas tuttu, duyguların geçişi var ki. Kaygılandığı zamanlar olacak. Ama odağımız genelleştiği zaman, odağımız bunu yaşamın içindeki hareketler olduğunu gördüğü zaman bizim hem güçlü yanlarımızı hem zayıf yanlarımızı görebilme kapasitemiz olduğu zaman, o zaman tabii ki güçsüz yanlarımızı güçlendirmenin yollarına bakacağız. Güçlü yanlarımızdan daha verim kazanmanın yollarına bakacağız. Sevinçlerimizi daha güzel bir şekilde tadını çıkararak yaşamanın yollarına bakacağız. Aynen öyle. Burada bir virgül koymak istiyorum. Şefim orada bir şeyler yaptı. Geleyim mi şefim, ne yaptık? Buyurun buyurun. Geliyorum hemen. Oo, çok güzel olmuş. Minik düz, minik. Evet, düz ucunu kullanmadım. Ben böyle tırtıklı bir uç kullandım sıkma torbasında. Evinde olmayanlar için söylüyorum. Herhangi bir buzdolabı poşetine koyup ucunu delip de düz bir şekilde de yapabilirler. Evet. Bu şekilde böyle sıkarak, benim ucum biraz küçük. O yüzden şöyle sağ sol ileri geri yapıyorum. Evet. Bu şekilde daha hoş oluyor. Bunlar gene kabaracak. Tabii. Biz fazla kalori almayalım diye küçük küçük yapıyorum. Küçük küçük. Evet. Tek zaten ne dedik? Tek tadımlık dedik. Evet, tek hemen kahvenin yapıyorum. Yanında böyle içerken bir adet de yiyeceğiz. Evet. Yarım saat şimdi bunları biz fırına koyacağız. Bunlar böyle bir kabaracaklar. Birazcık piştikten sonra içerisine hazırlamış olduğumuz pastacık kremasını süreceğiz. Ve afiyetle yiyebiliriz. Üzerine de çikolata eriteceğiz. Evet. Kremanın bir de şeye bakalım mı? Ona, sonra mı? Reklamdan sonra bakalım. Çünkü ben bir makinede tekrardan bir hızlı bir çekmem gerekiyor. Evet, çünkü malum elle pek şey yapamıyoruz. Olmuyor. Bunu o zaman fırına veriyoruz. Evet, fırına veriyoruz şimdi. Kaç derecedeydi? Önce 150 derecede vereceğiz bir 10 dakika. 10 dakikadan sonra 190'ı çıkartacağız. Mis gibi olacak. O zaman kolay gelsin teşekkür şefim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben onu unuturum mesela fırında. Fırında unutma. Fırında unutmuyoruz. Hayır hayır. Fırında unutmuyoruz çünkü neden? Afiyetle yiyeceğimiz için aklımız şu anda orada. Ben bir yandan seninle konuşacağım. Bir yandan gözüm direkt olarak fırına odaklı. Yanmasın diye. Şefim yanmasın diye. Ama güzel olacak gerçekten. Sonrasında teşekkür ediyoruz bu arada. Ellerine sağlık. Oo, iki tepsi çıkıyor. Bak nasıl birden bir sevindi. İki tepsi çıkıyor diye. Kalan hamurları tabii ki ziyan etmeyeceğiz. Tabii ki. Burada kalabalık ekip gerekiyor. Arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Birazcık zamanımız var araya gitmeden önce. Devam edelim. Sonrasında araya gideceğiz. Tamam. Devam edelim. Yani bunu özellikle üzerinde durarak anlatmak istiyorum İlknur'cum. Çünkü gerçekten bunların farkına varmamız o kadar kolay olmuyor. Yani şimdi burada biz çok belirgin olarak üzerinde örnekler vererek durduk. Ama
Normalde bunlar bizim o kadar otomatikleşmiş olarak kabul ettiğimiz düşünceler ki. Evet. Bunların problem olduğunu, bir işaret olduğunu fark etmiyoruz. Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendi düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Acaba yani ben böyle düşündüm ama bu gerçeği yansıtıyor mu? Hı hı. Benim hayatımda gerçek bu mu sorusunu sormak gerçekten değerli bir soru. Hı hı. Çünkü hani basit örnekler verdik ama belki insanlar çok daha ağır örnekler düşünüyorlar. Hı hı. Yani bir çocuk zayıf getirdiği zaman örneğin yani kendisini aşağılanmış hissedebileceği gibi olabilir. Ben hata yaptım. Bu hatamı düzelteceğim, hı hı, noktasında da olabilir. Evet. Ama eğer çocukluğundan beri bunu böyle yaşamadıysa, kendisini suçlu hissettiyse, kendisini yetersiz, yeteneksiz, değersiz hissettiyse, belki bu kadar ağır değil ama yetersiz hissettiyse, ben zaten dersleri başaramıyorum. Hı hı. Özellikle matematiği örnek vereceğim. Çok çocuktan duydum bunu. Ben zaten matematiği öğrenemiyorum. Sevmiyorum. Asla öğrenemem zaten. Ya. O zaman asla öğrenmeyecek o çocuk. Değil mi? Öğrenemeyecek. Ah, nedir bu matematik? Çünkü düşüncesi ve duygusu böyle yani. Düşünüyorum, ben de matematikle ilgili hep sorun yaşadım ya. Gerçekten yani ister istemez vardır izleyicilerimizin çocukları. Eminim onlar da kendileri de geçmişte çocukken matematikle ilgili sorunlar yaşamıştır ama ne olur çocukların üstüne çok gitmeyin. Tabii ki onların görevi ders çalışmak etmek ama dediği gibi Gülşen Hanımcığımın yani ben zaten matematiği sevmiyorum, asla anlamıyorum, yapamayacağım diyebilir. Ama siz onun olumlu tarafını göstermeye çalışın lütfen. Yani en azından anneler, babalar, büyük babalar, büyük anneler bu konuda çocukları teşvik ederlerse geleceğin dahisi olabilir çünkü bilemiyoruz. Bunu bilmiyoruz gerçekten. Evet. Ama yani işin düşüncede başladığını belirtmek için bunu söyledim aslında. Evet. Yani çok yaygın duyulan bir durum olduğu için bunu söyledim. Ya bizim kendi hayatımızda da çok yaşadığımız bir durum ama belki sonradan, hı hı, bakıyoruz yani niye bunu yapamamışım ki? Mesela kendimden örnek vereyim mi? Ver bakalım. Hiçbir şekilde, bak şu an olumsuz konuşuyorum, hiçbir şekilde enstrüman çalamadım. Yani yapmayı çok denedim. Ondan sonra gitar çalayım dedim, olmadı. Piyano yapabilir miyim dedim, olmadı. Çünkü neden yapamadığımı biliyorum aslında. Çok sabırsız bir insanım enstrüman çalma konusunda. Hemen öğreneyim. Hemen öğreneyim, hemen konserler, resitaller vereyim. Öyle bir dünya yok bak, bunu biliyorum. Bunun sabrını sağlayamadığım için şey diyorum. Ay ben zaten hiçbir şekilde enstrüman çalamıyorum ki, çalamayacağım da biliyorum diyorum ister istemez. Ama bunu şu anda reddediyorum. İstersem çalabilirim. Sabır gösterirsem. Bu sabrı gösteririm. Evet, Rabbin yardımıyla çalabilirim. Belki bir gitar çalarım, belki bir keman çalarım bilmiyorum ama bunu yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Ama kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Yani ben de kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Mesela ben de bir karar alıp aldığım zaman o kararı, hı-hı, hemen uygulamayı isterim. Hı-hı. Evet. Yani zamanı mıdır? Daha biraz zamana ihtiyacım var mı yoksa hemen mi uygulamalıyım, bu soruları sormayı pek beceremiyorum kendime. Ama mesela bunu bir arkadaşımla, eşimle, çocuklarımla konuştuğumda emin misin şimdi zamanı mı gibi sorular benim için bir işaret oluyor. Aa, harika. Ha, biraz yavaşla, frene, evet, bas, adım atarken önce daha bir düşün. Harika. Bir tane söz var hani, bir karar almadan önce üzerine bir gece uyuyun derler. Evet, 24 saat değil mi? Yani bir uykudan sonra kararını kesinleştir derler. Öyleymiş, hep öyle derler. Bilmiyorum tabii ki bilim insanları bu konuda o kadar araştırma yapmışlar. Vardır yani bir sebebi. Yani ben halk arasında söylenen şeyi, aha, söyledim. Aha. Belki de vardır, evet, ama gerçekten bu benim için bir işaret. O zaman acaba durmam mı lazım, bir nefes, hı hı, mi almam lazım, biraz üzerinde dua edip Rabb'e mi sormam lazım şeklinde bir düşünceyi geliştiriyor bende sonuçta. Evet, tabii ki hepimiz yani özellikle böyle önemli adımlar atacaksak, önemli kararlar vereceksek çok uzun bir dua süreci oluyor bazen. Ve hani yanıtını almadan net bir şekilde adım atamıyorum.
O kadar sabırlı olmak pek kolay değil, evet, değil mi? Evet, değil. Kesinlikle değil. Bazen şey yapıyorum. Baba lütfen, hani çok uzun zamandır bekliyorum. Hani yanıt almak istiyorum. Bir işaret var mı diye. Bazen hemen oluyor. Bazen günler, haftalar, aylar, yıllar oluyor bazen. İşte Rab'le birlikte adım atıyorsan sabırlı oluyorsun. Ama ilk Nur bir enstrüman çalmak istedi. O zaman sabırsız olabiliyorsun. Gerçekten, o da çok önemli. Gerçekten işte bizim her birimizin hayatında ya da izleyenlerimize soralım. Yani onların hayatında böyle işaretler var mı? Kendilerine dur şimdi dedikleri ya da ha tam zamandır şimdi yürü dedikleri işaretler var mı? Bu işaretleri bizimle paylaşırlar mı? Evet, değil mi? Neden olmasın? Her türlü görüşleriniz ve önerilerinizi bizlere bildirebiliyorsunuz efendim. WhatsApp numaramız var biliyorsunuz ki 0533 423 50 20'den bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi kutsal kitapta benim için çok işaretler var. Her evet. Okuduğumuzda farklı işaretler oluyor mesela. Kesinlikle her birimiz için böyle. Değil mi? Ama dostlukla ilgili mesela bir işaret var ki yani bir insanla tanıştığım zaman onunla ilişkimde gerçekten dostluk açısından ilerleyip ilerlemeyeceğimi gösteren Süleyman'ın özdeyişlerinde ne harika şeyler vardır. Ya evet. Değil mi? Ben bunlardan birisini okuyacağım ama yani maalesef şu bahar gıcık ayları yapıyoruz, ilerledikçe evet. Bu problemleri daha sık yaşamaya başlıyorum. Maalesef. Bende de olsun. O yüzden nefes bir su al. İçeyim önce. Lütfen suyunu iç. Bir de şimdi zaten Rabbin sözünü paylaşacağımız için ister istemez heyecanlanıyoruz. Ben öyleyim. Kilisede de yani ay en kısa sürede açılsın da kiliselerimiz rahat rahat gidebilelim. Hala internet üzerinden çünkü ibadetimizi sağlıyoruz. Kilisede mesela bir okuma verildiği zaman ya yıllardır benim hayatım ya sahne üstünde ya işte televizyonda işte kamera karşısında ya da hep mikrofon vardı hayatımda. Ama yani konu Rabbin sözü ise heyecandan elim, ayağım titrer böyle var ya. Şeyde yine program açışlarında da Rabbin sözünü paylaşırken elim ayağım titriyor. Sanki yani bambaşka bir ilk nur oluyorum ve bunu bir türlü şey yapamıyorum hani kontrol edemiyorum. Çünkü heyecan dışı oluyor gerçekten öyle. O yüzden böyle gıcık da tutabilir, su içme isteği de olabilir. Rabbin sözünü paylaşmadan buyurun efendim. Efendim şimdi Süleyman'ın özdeyişlerinden okuyacağım. 24-26'yı okuyacağım. Evet. Yani dost edinirken tam kutsal kitabın bana söylediği gibi dürüst yanıt gerçek dostluğun işaretidir. Yani bizler de dürüst yanıt gerçek dostluğun işaretidir. Evet. Gerçekten biz böyle davranabiliyor muyuz? Ben önce kendime bu soruyu sordum. Ben dürüst yanıt verebiliyor muyum? Dürüst yanıt derken kaba yanıttan kırıcı söz etmiyoruz. Aşağılayan yanıttan söz etmiyoruz. Evet. İnsanın suçunu ya da hatasını ya da zayıflığını yüzüne vurmaktan söz etmiyoruz. Evet. Yapıcı dürüstlükten bahsediyoruz. Evet. Gerçekten yumuşak gönülle, alçak gönüllülükle, sevgiyle dürüst yanıttan söz ediyoruz. Bu ne kadar ince bir çizgi aslında. Evet. İknur. Yani ve o olgunluğa erişmek de zamanla adım 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 geliyor. Yani hemen hop olmuyor. Yani gerçekten Rabbin sözü iki ucu keskin kılıç gibidir diyor ya. Yani bizim kendimizi öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Bu noktada kendimize bakarken düşünüyoruz. Ha, ben böyle olabiliyor muyum? Gerçekten dürüst ama aynı zamanda alçak gönüllü. Aynı zamanda gerçeği söylemekten geri durmayan ama gerçeği söylerken de yıkıcı değil, yapıcı bir biçimde kendimi ifade ediyor muyum? Hem kendi duygularıma karşı dürüst davranabiliyor muyum? Evet. Hem karşımdaki insanın duygularını dürüst bir şekilde anlayabiliyor muyum? Değil mi?
çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi çok ince bir çizgi. Mesela ben şu anda çok dürüst davranacağım. Diyeceğim ki Gülşen Hanımcığım, ekranda daha güzel görünmenizi istiyorum. Saçınızı biraz düzeltir misiniz öbür tarafını? Aynen öyle. Aynen. Böyle olacağız değil çok mi? Çok sağ ol. Gerçekten evet. Çok güzeldi. Güzel bir örnek oluyor. İyi bir örnek oldu. Evet değil mi? Yani ve dostluğun hı-hı işareti bu. O öyle zaman biz hem kendi dürüstlüğümüzü, doğru sözlülüğümüzü, alçak gönüllüğümüzü test edebiliyoruz. Hı-hı. Hem de böyle kişileri işaret olarak görebiliyoruz. Hı-hı. Bazı insanlar belki de çekiniyor olabilirler. Karşımdakini kırar mıyım, onu incitir miyim? Aslında yapıcı bir şey söylese dahi karşımızdaki insanlar incilebilir, kırılabilir, söylediğimi farklı anlayabilir sebebinden hiç yorum yapmayabilirlerdi. O i̇şte yüzden o zaman... de kendilerini geri çekiyor olabilirlerdi. Olabilirler ama hı-hı işte bu dostluğun belirtilerinden, evet, işaretlerinden birisi. Değil mi? Aynen. Değil. Çünkü o insanı aslında gereken değeri vermemiş olduğunu gösteriyorsun, evet, öyle yaparak. Ne uğraşacağım kardeşim, hı-hı, yani hiç söylemem daha iyi. Tabii bunu düşünüyor olabilirler. O yüzden özellikle bu örneği vermek istedim. Evet. Yani... Ama o zaman Rabbin sözündeki gibi aslında olmuyor. Yani Rabbin sözünde çok açık ve net diyor ki yani hani dostuna hani dürüst davran. O zaman hani acaba şimdi dürüst davranacağım ama hani yapıcı da konuşsam kırılacak mı kırılmayacak mı? Bundan ziyade sen Rabbin söylediği gibi yani dürüst davran, yapıcı ol ve onu karşındakine sevgiyle açıkla. O zaman zaten bir şey olmayacak. O zaman gerçekten dost olacaksın. Dost olacaksın. Ve aynı zamanda karşındaki için de bu bir işaret olacak. Evet. O yüzden hani benim üzerinde düşündüğüm ayetlerden birisidir. Hem kendimi değerlendirirken hem de bu işaret aynı zamanda benim sağlıklılığım hakkında da fikir verecek bana. Ruhsal sağlığım hakkında. Yani, elbette. Evet. Ruhsal sağlığım hakkında da bilgi verecek. Bilişsel sağlığım, evet, hakkında da bilgi, aha, verecek. Ama diyelim ki vermedi. Diyelim ki yani burada bir yanlışlık yaptım. Evet. İnsanım olabilir. Olabilir tabii ki. Yani benim niyetim iyiydi falan ama yanlış anlaşıldım ya da yanlış ifade ettim. Bu da mümkün. Tabii ki. O zaman bu da benim için bir işaret. Tamam. Öyle değil mi? Yani ya Tanrı ile olan ilişkimde Rabbin isteğine uygun davranmakta bir hata yapmış oluyorum. Ya iletişim biçimimde bir hata var, iletişimim biçimimde içinde bir hata var. Ya da o insanın gerçekten dürüst davrandığımı düşündüğüm konuda hazır olmadığı bir nokta var. Evet. Bu da mümkün. O da mümkün. Üçüncü daha mümkünmüş gibi geliyor. Hani o... Öyle düşünürüz genellikle ama genellikle bizim iletişimin biçimimizde problem var. Olabiliyor. İşte o yüzden hani gerçekten yani tatlı bir dille, sevgiyle hani dürüst olmakta fayda var. Dikkat etmek gerekiyor. Yani her zaman da doğru şeyler yapmıyoruz, doğru şeyler, hı-hı, söylemiyoruz. O zaman karşıdan gelen bu dürüst açıklamalara karşı, hı-hı, da açık olmamız lazım. Aynen. Az önce sözünü ettiğimiz gibi zaten herkes benim hakkımda kötü düşünür. Evet. Anlıyorum, evet, o zaten beni sevmiyor, o yüzden böyle söylüyor gibi göndermelerden ya da düşünce biçimlerimizden de uzak kalmamız mümkün olabilir böylece. Burada bir virgül koyalım mı? Koyalım. Şimdi lezzetli sohbetlerde araya gidelim. Sevgili izleyenler, bizler lezzetli sohbetlerde kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında buradayız efendim, bizden ayrılmayın. Rab her birinize konuşsun, dokunsun. Kendi sözü aracılığıyla yüreklerimizde bir değişiklik yapsın. Belki ilk defa ekranlarını açanlar vardır. Nedir perdenin arkası diye soranlar vardır. Ve Tanrı'nın perdenin arkasında neler yaptığını
anlamaya, çözümlemeye çalışıyoruz. Samimi Mesih'in halkı tamamen ona benzemek için çıktığı yolculukta sadelik içinde ona tapınır. İmanımız sınanacak ama sadık kaldığımızda yaşam tacını giyeceğiz. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla Şehrin Kalbi her Perşembe saat 20'de Sat 7 Türk'te. Ekranlarından iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Şimdi
Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hristiyan Yardım Kuruluşu Acil Durum Hastanesi kuruyor. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. 80 kişi hayatını kaybetti. Saat 7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi her çarşamba ve her cuma 18.30'da Saat 7 Türk ekranlarında. Haberlerimiz ilgili ayrıntıları haber.saat7turk.com adresinden takip edebilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bendeniz bir Rab emektaşıyım. Kutsal kitabın ışığında Tanrı'ya dair konuşuyoruz efendim. Yaşama dair, kendimize dair. Ama Tanrı'ya biliyor musunuz doğru şekilde yaklaşma. Rabbim berekettir bu ekran bizim için. Büyük bereketli. Çok dua ediyoruz bu ekran için. Rabbe çok şükrediyoruz. Kutsal ruh bir gerçek. Kutsal ruhu almak gerçek. Tanrı'yla tanışmak gerçek. Kutsal ruh, Tanrı ruhu gelip senin yüreğinde ruhunla yaşaması gerçek bu. Herkese merhaba sevgili izleyenler. Lezzetli sohbetler kaldığı yerden devam ediyor. Konumuz işaretler. Evet. Evet. Şimdi fiziksel işaretler, kişisel işaretler, bilişsel işaretler ve en sonunda da geldik ruhsal işaretler. Haydi bakalım. Yani herhalde çok vaktimiz kalmadı. Evet, çok yok. Biraz konuşabiliriz belki. Şimdi Tanrı ile olan ilişkimizde bazı işaretler var. Bu işaretlerin bazıları bizim için Tanrı'nın isteğini yerine getirmek şeklinde olabiliyor. Yani bazı onay işaretleri olabiliyor, bazen de tehlike işaretleri olabiliyor. Evet. Şimdi tehlike işaretlerinden daha çok söz edeceğiz. Çünkü maalesef bu dönem bizim için sıkıntılı bir dönem. Maalesef evet. Yani kiliseye gidemiyoruz. Dostlarımızla, kilisedeki kardeşlerimizle bir araya gelemiyoruz. Beraber dua etme zamanlarımız çok azaldı. Tapınma zamanlarımız çok azaldı. Bunlar alışık olmadığımız yöntemlerle biraz yerine gelebilse de bizi gerçekten içten bir tatmine ulaştırmıyor açıkçası. Maalesef internet üzerinden ekrana bakıp ne kadar hani biz bir de dokunmayı seven insanlarız. Dua ederken temas etmekten seven insanlarız. Yani çünkü el koyup dua ediyoruz biliyorsun ki insan onu o kadar arıyor ki. Evet. O yüzden bu sefer ruhsal olarak üzüntü yaşayabiliyoruz. Hem üzüntü yaşayabiliyoruz hem de biliyorsun hani bazı alışkanlıklar var. Bu alışkanlıklarımız değişmeye başlıyor. Evet. Ya da yerine getirilemedikçe unutulmaya başlıyor. Dolayısıyla bu dönemde özellikle bu işaretleri tanımak çok önemli oluyor. Yani bu işaretleri eğer tanımazsak, o işaretleri gerekli şekilde, hani nasıl araba örneğinde verdik, yağ ışığı yanıyorsa, hemen bunu takviye etmek gerekiyor ya da gerekli önlemleri almak gerekiyor dedik. Aynı şekilde ruhsal işaretleri de eğer okumazsak daha olumsuz sonuçlara doğru gidebiliriz. Bu sonuçları yaşamamak için daha zor bir problem haline gelmesini engellemek için bu işaretleri tanımak önemlidir. Yani eğer dua etmekten eskisi kadar tat almıyorsak bir işaret olmalı bizim için. Evet. Dua zamanlarımızın kısıtlanmış olması, dua ederken o tekrara düşmeler. Bunu aslında insanlar içlerinde çok derinde biliyorlar. Yani yürekten bütün benliğinle dua etmek ya da
ağzınla dua etmek arasında gerçekten bir fark var. Ve içtenlikle ruhta ve gerçekte tapınmak mümkün olmuyorsa, dua etmek mümkün olmuyorsa o zaman sizin için bir alarm, hepimiz için daha doğrusu yani bunu bireyselleştirmeden söyleyelim. Hepimiz için bir alarm, bir işaret var burada. Tanrı ile olan ilişkimizde sıkıntılar, tökezlemeler, tıkanıklıklar yaşamaya başlamışız. O zaman ne yapacağız? O noktaya geri döneceğiz. Nerede tıkanıklık yaşıyoruz? Bunun nedeni ne? Neden yaşıyoruz? Evet, yani bunun önüne geçen engeller, bunun engelleri ne? Yani artık kaygılarımız imanımızın önüne mi geçti? Güvenimizde sarsılma mı var? Yaşadığımız olaylar bizim o kadar çok odağımız oluyor ki Tanrı'ya ayırdığımız zaman mı azalıyor? Ya. Bütün bunlara dönüp bakmak ve bütün bunlar hakkında yeniden düşünmek için fırsatımız var. Evet. Bunları düşünürken de tabii ki kutsal kitap okumaya ayırdığımız zaman, gene kilise kardeşlerine ayırdığımız zaman, yani bu WhatsApp üzerinden olabilir, başka bir yolla olabilir, yazarak olabilir. İlişkiyi sürdürmek ve bu ilişkiyi sürdürürken de gerçekten kardeş ilişkisini sürdürmek. Yüreğini açmak, bulunduğun durumunu açmak, telefonda bile olsa beraber dua etmek, bir başkasının senin için dua etmesini istemek. Ne gerçekten kadar değerli. Çok değerli. Yani hastalandığımız zaman ilaç alıyoruz ama ruhsal olarak hastalandığımız zaman kardeşlerimiz bizim için dua ediyorlar. Ve ne kadar bizi kaldırıyorlar aslında. Evet, yani seninle birlikte o yerden kalkacağını biliyorsun, seni o yerden kaldıracaklarını biliyorsun. Bu o kadar güzel bir hissiyat ki, bu çok güzel bir güven duygusu. Yani sana bir mesaj attığım zaman, Gülşen ablacığım gerçekten çok acil duaya ihtiyacım var, benimle birlikte şimdi dua eder misin dediğimde edeceğini bilmem ve benimle birlikte o konu çözümlenene kadar duada kalacağını bilmen bence inanılmaz bir sevinç ve ayrıcalık. Kesinlikle öyle. Yani kiliselerin, bütün kiliselerin katıldığı, sen de muhakkak biliyorsun, dua zincirleme, dua zinciri var. Ve bu dua zinciri içinde o kadar büyük teşvik alıyorum ki, konularımız belli, hangi açıdan nasıl dua edeceğimiz yazıyor. Ama tabii ki gene de özgürüz. Evet. Rabbim bize verdiği yönlendirişle de dua ediyoruz. Evet. Ama o gün oruç tutup duada yoğunlaşmak, Rabbin sözünde yoğunlaşmak büyük bir teşvik. Aslında, her birimiz için. Yani biliyorsun, yani o gün sen dua ediyorsun, dünyanın başka yerlerinde başka insanlar da dua ediyorlar. Evet, başka kiliselerde başka kardeşler de dua ediyorlar. Evet, ve yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Asla. Ve yani ruhtaki zenginliği dolu dolu yaşıyorsun ve çok büyük bir ayrıcalık gerçekten. Rabbe hamd ediyorum. Bu organizasyonu takip eden, bunun için emek veren kardeşler için de hem şükrediyorum hem de onlara teşekkür ediyorum. Değil mi? Amin. Gerçekten. Yani ne kadar güzel bir şey yaptıklarını hatırlatmak istiyorum onlara ve teşvik etmek istiyorum. Hiçbirisi, emeklerinin hiçbirisi boşuna değil. Değil. Gerçekten iman ailesinin yapıştırıcısıdır, tutkalıdır yani dualar. Evet. Amin. Yani, o yüzden bu konuda da şevkimizi kaybettiysek, yani dua etsem ne olacak? Ya da oruç tutsam ne olacak? Ya, diyorsak gene bir işaret var bizim için. Eğer yüreğimizde böyle bir şey yaşamaya başladıysak o zaman bir işarettir bu. O zaman de tekrar oraya bakacağız. Ne problem var? Ve nasıl tedavi olacağız? Evet, kesinlikle. Şimdi burada bir virgül koyalım istiyorum ben. Hemen bir kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sonrasında sevgili izleyenler, lezzetli sohbetlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
biliyorum ki bu zamanda Rab her birinize konuşsun, dokunsun. Kendi sözü aracılığıyla yüreklerimizde bir değişiklik yapsın. Belki ilk defa ekranlarını açanlar vardır. Nedir perdenin arkası diye soranlar vardır. Ve Tanrı'nın perdenin arkasında neler yaptığını anlamaya, çözümlemeye çalışıyoruz. Samimi Mesih'in halkı tamamen ona benzemek için çıktığı yolculukta sadelik içinde ona tapınır. İmanımız sınanacak ama sadık kaldığımızda yaşam tacını giyeceğiz. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlk Nur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla şehrin kalbi her perşembe saat 20'de Sat 7 Türk'te.
Tekrardan herkese merhaba sevgili izleyenler. Hızlandırılmış turda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, devam edelim. Devam etmeden önce bir şefimin yanına gideyim mi? Tabii ki. Ne yaptık orada? Hemen hızlıca bakalım istiyorum. Tam temizliyordum şurasını. Tamam, olsun, dert değil. Çikolata zaten. Çikolata ya. Hepimizin mis sevdiği. Mis gibi. Ellerine sağlık. Oo, çok güzel olmuş. Eklerimiz hazır. Burada çikolata sosumuzu eritmiştik. Kıvamını da ben bir kaşık yardımıyla hemen tamam, göstereyim. Tamam, gösterelim. Şu şekilde böyle akışkan bir çikolata. Çok güzel. Üzerine batırıp koyuyoruz. İçerisine kremasını sürüyoruz. Ben hafiften de üzerine böyle Hindistan cevizini aslında ben sevdiğim için yakıştırıyorum. Güzel, çok da güzel oluyor. Biraz da Hindistan cevizi gezdirdim üzerine. sunumumuzu gerçekleştirdik. Herkese afiyet olsun diyorum. İsterseniz kısaca sayın, vaktimiz hemen, çok var yoksa bahsedebiliriz. Gülşen Hanım'ın vaktini almayalım. Şu anda zaten şeyde verdik, ekranda verdik izleyicilerimiz için. Tamam, şöyle söyleyeyim o zaman. Ürünlerimizi komple hepsini yaptıktan sonra hamurumuzu hazırlıyoruz fırına 180 derecede. Önce 150 derecede veriyoruz, daha sonra 180-190 derecede 10 dakika sonra derecesini arttırıyoruz. Kabarıp üzeri pişinceye kadar fırınımızda bekletiyoruz. Diğer taraftan da hemen biz bir pastacı kreması hazırlıyoruz. Evet. Pastacı kremasını da güzelce hazırladıktan sonra içerisine isterseniz sıkıyorsunuz, böyle ekmek gibi açıyoruz. İsterseniz küçük delikler açıp içine sıkabiliriz. Burada da bir çikolatamız var. Ben bitter bulmuştum. Hafif sütle böyle bir yumuşattım onu kendisini. Arzu edenler, sert çikolata sevenler, acı sevenler direkt bir şekilde bitter olarak yiyebilirler. Bitter olarak da eritip bandırıp üzerine afiyetle yiyebilirler. Çok güzel olmuş. Ellerine, kollarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Geldim Gülşen Hanımcığım. Evet, hemen devam edelim. Dinliyorum. Şimdi neden bahsettik? Ruhsal dünyamızda, Tanrı ile olan ilişkimizde olumsuz durumu fark edebileceğimiz işaretler nelerdir demiştik. Birkaç tanesini saydık. Senin aklına gelen var mı İlknur'cum? İşte zaten duadan bahsettik. Evet. Hani dua etmekle ilgili sıkıntı çekiyorsak diye bahsettik. Belki kilisedeki kardeşlerle ilişkimizde uzaklaşma söz konusuysa, onun dışında şükreden bir yürek tutumuna sahip değilsek artık, bir de Tanrı'nın verdiklerini yeterli bulmuyorsak artık. En üzücü olanlardan bir tanesi o herhalde. Yani lütfu görmez oluyoruz. Yavaş yavaş bu gittikçe de yaygınlaşıyor, yetersiz gelmeye başlıyor bize. Ve dolayısıyla hem şükreden bir yürek tutumundan uzaklaşmış oluyoruz, hem de Tanrı'dan uzaklaşmış oluyoruz esas olarak. O yüzden bunlar bizim için işaret olsun diyoruz ve bu işaretlere yönelik davranışlarımızı da hemen geliştirmeye başlayalım. Hatta daha da ileri gidelim. Yani kutsal kitapta Laodikya Kilisesi'ne Tanrı bir şey diyor. Başlangıçtaki imanından uzaklaştın. Ne sıcaksın, ne soğuk diyor. Ilıksın. Evet. Gerçekten o zaman biz buna da bakmalıyız. Yani başlangıçtaki imanımız nasıldı? Ya. Ve şimdi nasılız? Nasılız? Daha da gelişmeliyiz ama daha geriye mi gittik? O zaman bizim işaretlerimizden biri başlangıçtaki imanımızın durumu neydi ve biz bu noktadan nereye doğru ilerlemişiz ya da şu anda hangi durumdayız? Bu da bizim için bir işaret olabilir. Zannediyorum çok az zamanımız kaldı. Yani bizi sözü alabilirim. Tanrı'nın sözünden ne uzaklaştırıyor, bunlara yönelmek, bunlar üzerinde çalışmak ve tekrar yüzümüzü Tanrı'ya dönmek, kararlarımızı Tanrı'nın önüne götürmek ve Tanrı'nın ışığına getirip tövbe etmek için fırsattır bizim için. Öyle. Evet, devam edelim ve çok temel bir kutsal kitabı, kitap prensibini içeren bir sözü okuyarak bitirmek lütfen istiyorum. Lütfen efendim, buyurun. Bu Yeremya 31:21. Yani bu aileler içinde böyle, toplumlar içinde böyle, bireyler içinde gerçekten tam bir kutsal kitap prensibi ve bizim hayatlarımızın içinde de olması gereken bir prensip. 31:21 Yeremya, kendin için yol işaretleri koy, direkler dik. Yolunu, gittiğin yolu iyi düşün. Geri dön, ey erden kız İsrail, kentlerine dön. Yani bu Eski Ahit'teki ayetlerden birisi ama bu bugün bize de söylenen bir ayet. Ve bizim için de yaşam prensiplerinden birisi olması gerçekten her açıdan sağlıklı olmamız için
gerekli. Gerekli ve dikkat etmemiz gerekiyor. İşaretlere kulak vermemiz gerekiyor. Evet. Dinlememiz gerekiyor işaretler bize ne söylüyor diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel, ilginç bir konuydu. Belki çok fazla üstünde düşünmediğimiz bir konuydu. Ama bugün sayende daha yoğun bir şekilde düşüneceğimize eminim. Çok Abi. Çok teşekkür ediyorum. Rab dilerse önümüzdeki hafta seninle beraberiz. Pazartesi günü birlikteyiz. Şefim ellerine kollarına teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, lezzetli bir tatlı oldu. Birazdan hep birlikte tadına bakacağız. Afiyet olsun şimdiden. Rab dilerse de çarşamba günü seninle birlikteyiz. Ve sevgili izleyenler, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. İlginç, güzel bir konuyu sizlerle paylaştık. Hayatımızdaki işaretlerden bahsettik. Sanırım üstüne daha fazla düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Haftanın ilk gününde bugün bizleri evlerinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rab dilerse yarın sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Kanivar Bakır yarın bizlerle birlikte olacak ama yarın edek, görüşene dek Rabbin esenliği her birinizde olsun efendim. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.